Sizi hiç tahta kurusu ısırdı mı? Böyle hatırlamıyorum falan demeyin. Çünkü eğer sizi tahta kurusu ısırsaydı asla unutmazdınız. O kadar çok kaşındırır, o kadar çok insana eziyet eder ki sormayın gitsin. Hele hele de küçük çocukları ısırdığında, onları kaşındırmaya başladığında insan kendisi çok daha fazla acı çekiyor. Maalesef hayatımızın içerisinde, evlerimizde zaman zaman tahta kurularına rastlıyoruz. Hiç gördünüz mü bilmiyorum ama böyle 4-5 milimetre boyunda hafif kahverengimsi, böyle yavaş yavaş hareket eden ama ısırdığı yerde de, kan emdiği yerde de gerçekten insana büyük acı çektiren bir böcek. Bir de güzel saklanırlar ki gündüz onları öyle kolay kolay bulamazsınız. Özellikle gece, hatta sabaha karşı daha biraz aktif oluyorlar ve çok yavaş hareket etmelerine rağmen yavaş yavaş yataklarımızın içerisine gelip bizi buldukları yerde kanımızı emmeye başlıyorlar. Sonradan onu kaşıntılar arttıkça hissediyorsunuz ama gelin görün ki gerçekten insanı çok çaresiz bırakabiliyor, biliyor musunuz? Çünkü nereye saklandığını da tam olarak bilemiyorsunuz. Çünkü nerede bir kıvrım var, nerede bir belki bir ayakkabının deliğinde, belki bir çantanın içerisinde, bir valizde, bir yatağın bazanın bir köşesinde saklanıyorlar. Bir kere çok ağır hareket ediyorlar. Onlar da böyle hoplayabilen, zıplayabilen bir canlı değil. Çok yavaş gidiyor. O kadar yavaş ki böyle dakikada en çok gidebileceği mesafe 1 metre. Yavaş yavaş ama avına böyle emin adımlarla yaklaşıp onun kanını emdiğinde size verdiği acı bir o kadar büyük oluyor. Ve öyle kolay kolay da ölmüyorlar. Hatta bazı evlerde, eski evlerde tahta kuruları falan olduğunda, şimdi hep tahta kurusu falan diyoruz ya, bakın burada bir ayrıntı var. Aslında tahta ile çok ilgileri yok. Bizde Türkçe karşılığı tahta kurusu olarak diyoruz. Ama genelde diğer dillerin çoğunda karşılığı olarak yatak böcekleri deniyor ki bence bu daha doğru. Çünkü yatağın içerisinde onlar gelip bize zarar verebiliyorlar. Diyelim ki işte eski bir evdeler. Kapattığınız zaman burada işte bırakalım onları, kimse de yok. Açlıktan ölürler falan diye düşünüyorsanız boş. Açlıktan ölecekleri falan yok. Çünkü en az 1 sene hiç yemek yemeden dayanabiliyorlar, biliyor musunuz? Hatta buldukları kedi köpeklerin de kanını emmek için çok hevesliler ama tercihleri bizlerin kanı oluyor. Bizlerin ve özellikle de çocukların kanı oluyor. Ama tahta kuruları geldiği zaman gerçekten evin içerisinde büyük bir panik olur ki doğrudur da. Siz olun, hiçbir şekilde o canınızın acımasıyla ağır zehirleri, ağır zehircileri evinize doldurup evinizi zehirletmeyin. Çünkü bu çoğu zaman işe yaramıyor. Neden mi? Çünkü bu böcekler sizin kanınızı emdikten sonra siz o sabahleyin kaşınır ve acı çekerken onlar gizlendikleri yere gidip büzüşüp orada kalıyorlar. Detaylara inmeden, çok çok fazla zehir kullanmadan onları öyle öldürmek mümkün değil. Ama bu zehirleme işi gerçekten çok da mantıklı değil. Yani küçücük, bazen evin içerisinde gördüğünüz işte bir gümüş böceği, bir kalorifer böceği gibi küçücük, insana doğrudan doğruya zarar vermeyen varlıklar için bile bizi doğrudan doğruya öldürebilecek zehirleri bazen kullanıyoruz. Gerçekten çok çok akıl kârı olmadığını düşünüyorum bunu. O yüzden yapılacak bazı önlemlerle tahta kurusundan elbette kurtulabilirsiniz. Bir kere evinize nereden geldiği konusunu biraz açıklığa kavuşturalım. Çünkü eskiciden çok güzel antika bir eşya aldınız geldiniz. Aman dikkat, içerisinde tahta kurusu olabilir. Eve yeni aldığınız bir ahşap mobilyanın içerisine saklanmış olarak gelebilirler. Bir arkadaşınızdan aldığınız eşyanın içerisinden gelebilirler. Komşudan da gelebilirler yavaş yavaş. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Eğer evinizde tahta kurusu var ise o zaman ne olur? Bütün komşularınıza da haber verin. Çünkü bir kere tahta kurusunun
olduğu yerlerin temizlikle, pislikle çok alakası yok, biliyor musunuz? En temiz, en hijyen, en bu konuda titiz ev hanımının evinde de tahta kurusu çıkabiliyor. Çünkü yaşam koşulları, temizlikle ilgilisi falan yok. Ha şu olabilir belki, dağınık evlerde kendilerine daha iyi saklanabilecek ortam bulabilirler diye, yani şeyi budur. Yoksa komşularınıza haber vermek şundandır: herkes ortak olarak tedbir alabilir ise başa çıkabilirsiniz. Diyelim ki siz evinizde araştırdınız, buldunuz, bir iki tane tahta kurusunu imha ettiniz. Devamı vardır bunun. Çünkü neticede bunlar da yumurtalarını bırakıyorlar. Onlardan çıkan yavrular da yeniden beslenmek üzere, ki biz onların besiniyiz, gelip bize ve çocuklarımıza saldırabiliyorlar. İyi araştırın. Çünkü onların saklandıkları ortamları eğer bulursanız mücadelesi çok kolay. Çünkü kaçamıyorlar. Bir de özellikleri ne biliyor musunuz? Böyle metal gibi, plastik gibi, böyle kaygan yüzeylere, hatta böyle kaygan duvarlar vardır böyle, o duvarlara bile çıkamıyorlar. Duvarlara tutunma kapasiteleri çok düşük. Yani bulunduğunuz yatağın altına böyle ayakları varsa ve onlar da metalse, kaygansa, hiç korkmayın. Sizin yatağınıza kolay kolay tahta kuruları çıkamayacak demektir. Bu, şimdi düşmanımızın özelliklerini bilelim ki ona göre onlarla savaşabilelim. O yatakların etrafındaki o küçücük dikiş kıvrımları var ya, işte tahta kurularının tam da yatakhanesi gibi olan yerler. Girip kendilerine böyle küçücük çatlaklar, küçücük bölümler, çantaların kıvrım yerleri, öyle yerleri buluyorlar. O bakımdan eğer evinizde tahta kurusu çıkarsa lütfen paniğe kapılmayın. İlk önce yatağı, çarşafı, yastık yüzünü vesaireyi alın, götürün. Onun müsaade ettiği, yani üzerindeki yıkama talimatının müsaade ettiği en yüksek derecede yıkayın. Çünkü fazla sıcakta yaşama şansları pek kalmıyor. Ah, yatağınız kaldı mı şimdi gözünüzün önünde? Şimdi o yatağı çok çok iyi inceleyin. Çünkü bunlar bizim vücudumuzun o çıkardığı karbondioksit de onlar için bir böyle çekici özelliğe sahip. Yatağınızı bir bu vesileyle bir güzelce temizleyin. Ne yapın? İşte karbonat dökün yatağın üzerine. Yapağın üzerine karbonat döküp bir yarım saat kadar bekletin. Daha sonra güçlü bir elektrik süpürgesiyle, ki güçlü elektrik süpürgesi bu tahta kuruların en büyük düşmanıdır. Onunla tam anlamıyla, ama tam anlamıyla dip köşe. Çünkü onlar dip köşeye saklanıyorlar. Çok güzelce vakumlayın. İyice her tarafı dikkatlice vakumlayın. Bazanızı kaldırın, altına bakın, üstüne bakın, gardıroplarınızın, onların saklanabileceği her yeri araştırın. Bazı alanlara da eliniz, beziniz yetmeyebilir, oralara ulaşamayabilirsiniz. O zaman en etkilisi ne biliyor musunuz? Bence bunu yapın. Bu buharla çalışan elektrik süpürgeleri var. Hiç gördünüz mü, böyle buhar veriyor? Bu süpürgeler gerçekten, ben onların ekolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir kimyasal madde kullanmadan ortamda hijyen yapıyorlar, sıcaklıkla hijyen yapıyorlar. İşte o buhar tahta kuruları öldürmek için de son derece etkili. Tahta kurularının içinde olduğunu şüphelendiğiniz eğer bazı eşyalar varsa, zarar görmeyeceğine de inanıyorsanız, o eşyanın durumuna göre değişir, onları bir poşetin içerisine koyun ve derin dondurucuya koyun. Yani bunları bir şekilde sıcaklık farkıyla hayatımızdan çıkartmaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz ya sıcak buharla, eğer o süpürgelerden yoksa ütü de bu işleri iyi görür, biliyor musunuz? Ütüyle bunu yapabilirsiniz. Ya da uzakta bir yerdeyse saç kurutma makinesini ısıtıp onunla beraber onları bulunduğu yerde imha etmeye çalışabilirsiniz. Artık bu böyle bir savaş. Onlarla savaşta ne bize faydalı olacaksa bunları kullanalım, ama dikkat edin, önerdiklerimin hiçbirinin içerisinde zehir yok. Çünkü o sizi ısırıp kaşındırabilir, ama zararı bununla şeydir, bununla kalır. Herhangi bir bulaşıcı hastalık vesaire bulaştırmaz. Ama evinizde zehir kullanırsanız olacak iş mi? Yani sizin ve çocuklarınızın yaşadığı ortama zehir sıkmak hiç iyi bir şey değil. Ama biliyorum ki bir sivrisinek bile ısırsa insan o can havliyle en ağır zehirleri kullanmak istiyor. Böyle intikam hisleri doluyor insanda. Tahta kurusunda da bu çok olur. Ama siz gelin, sakin olun. Gene elinizde
ütüyle, buharla temizlik yapan süpürgeyle, saç kurutma makinesiyle bir güzel. Hem de vesile olsun, biliyor musunuz? Böyle küçücük bir böcek çıkar, evde o arada temizlenip giderler. Yani çok düzgün bir hale gelmesi için de evin, bu da bir fırsat olabilir. Ha, tahta kurularıyla mücadele ederken hazır evinizde diğer olabilecek böceklerle de mücadele etme şansınız var. Ne biliyor musunuz? Evinizde bu börtü böceklerin barınabilecekleri işte çatlaklar, derz araları vesaire gibi yerleri de bu vesileyle bir elden geçiriverin, bir tamir edin. Yani bunu bir alçıyla oraları kapatabilirsiniz ya da bir silikonla kapatabilirsiniz. Ama evinizde ne kadar az bu böceklerin barınabileceği böcek oteli olabilecek evlerinizde konukladıkları yerleri bu vesileyle bulup kapatırsanız bundan sonra da çok rahat edecek olursunuz. Ama hamam böceklerindeki duruma dikkatimizi bugün dağıtmadan bunu anlatmak istiyorum. Çünkü çok çok sorulan bir soruydu. Hamam böceklerinin sevmediği şeyler de var, biliyor musunuz? Nasıl ki vücudumuzdan çıkan karbondioksit kokuları onlar için böyle çekici özelliği varsa, bazı bitkiler ve aromatik kokular var ki onlar da tahta kuruları için kaçırıcı etkisi var. Bunlar neler? Her zaman şunu unutmayın. Nane yağı karıncada da, hamam böceklerinde de, örümcekte de, hatta farede de, elbette ki bugünkü konumuz tahta kurularında da kaçırıcı etkisi vardır. Şimdi bunu zaman zaman bir fısfısın içerisine, bakın burada benim fısfısım var, tam da yeri gelmişken işte bir fısfısın içerisine birazcık su koyun, aldığı kadar, bizimki biraz yarısından eksik, onun içerisine, sayısı o kadar önemli değil, eğer çoksa bir tatlı kaşığı kadar da koyabilirsiniz. Oh, mis gibi nane kokusu. Şimdi bu mis gibi nane kokusu bizim için mis gibiyken bu böcekler için tahammül edilmez kokulardır. Şimdi elinizin altında başta tahta kurusu olmak üzere her türlü börtüye böceğe karşı etkili ama bir o kadar da sizin de nefesinizi açacak ve hiçbir şekilde zehirli bir etkisi olmayan bir doğal aromatik koku. Şimdi o temizliğimizi yaptık. Böceklerin olabileceği her yeri elektrik süpürgesiyle çektik. Ha, bu arada unutmayın. O kullandığınız elektrik süpürgesinin içerisine tahta kurularının girdiğini düşünüyorsanız ne olur o süpürgeyi artık evinizde açmayın. Götürün dışarıdaki çöplükten falan açın, artık evinizden uzak olsun. Hani derler ya evlerden ırak diye. Ha işte tahta kurusu da evlerden ırak bir yerlerde, onları çıkartın, hayatınızdan uzaklaştırın. Dedim, kedi köpek kanlarını da emerek yaşayabiliyorlar ama onlar ikinci, üçüncü, dördüncü tercihleri olabiliyor. Eğer insan varsa evdeki her zaman tercih ettikleri insan. Siz evinizi temizlediniz, komşunuza hatta yöneticinize de söyleyin. Bizim evde tahta kurusu çıktı deyin. Çünkü bilmiyorsunuz ki nereden geldi, üst komşudan mı, alt komşudan mı? Herkes bir tedbirini alsın, herkes evini bir güzel vakumlasın, dibinde köşesinde olabilecek tahta kurularını bir temizlesin, yataklarının üzerine karbonat serpsin. Çünkü o karbonatın çıkardığı kokular ve karbonatın temiz o hissi bu tür böceklerden gerçekten kaçırıcı etki yapıyor. Bu vesileyle evlerimizi bir güzel deyip köşe temizleyelim. Yani tahta kuruları bizim genel temizlik yapmamız için iyi bir bahanedir. Ha, bir bahanesi daha, şunun faydalı bir bahanesi daha da şudur. Evdeki lüzumsuz yerler, bu böceklerin barınabilecekleri, işte eski gazetelikler, eski odunluklar, işte yüklüklerin üstünde duran, uzun süreden beri hiçbir çıkartılmamış, havalandırılmamış, bu tarz böceklerin yaşama ortamı bulabileceği her yeri bir indirin bakalım, hepsini bir indirin, bir böyle götürün balkona asın, güneşlendirin, gerekirse yıkayın, kurutun ve ihtiyacınız olmayanları bir dağıtın. Evinizi ne kadar sade, ne kadar yalın tutarsanız o ev o kadar sizin olur. Evinizi ne kadar çok yoğun ve eşya ile ve gereksiz şeylerle doldurursanız ev sadece sizin olmaktan çıkar. O zaman evinizde her türlü börtü de gelir, böcek de gelir. Çünkü böyle kalabalık ve dağınık evlerde hem yiyecek bulmaları sorun değildir, hem de yatacak yer, yani barınacak yer bulmaları sorun değildir. Ne kadar düzenli ev, ne kadar temiz ev, o kadar sade, yalın ve böceksiz evde bulunacak.